Biz bir çocuk olarak hayattaki en temel şeyleri anlamaya başladığımız andan itibaren bilim bu ya da şu şekilde ortaya çıkarak bizi dünya ve içindeki her şeyden daha fazla büyüler. Biz mantıklı yetişkinler olarak birçok şeyde olduğu gibi soru sormadan sadece kabul ederiz. Ancak çocuklar için karşılaştıkları ve gözlemledikleri her şey yenidir. Aynı bunun gibi açıklamakta çok zorlandığımız şeyler de öyledir. Doğada en çok kabul gören şeyler hakkında konuşacak olsaydık, akla gelen ilk şeylerden biri dünyanın yuvarlak olması olurdu. Buna etrafımıza baktığımızda imkansız açılarda duran, uzayın boşluğuna düşmemek için bir şeye tutunan ya da uçtan uca yuvarlanan insanları görmediğimiz halde inanıyoruz. Peki ya bir düşünün, dünya hafif oval şekli yerine düz bir disk olsaydı neler olurdu? Hayatımız nasıl değişirdi? Ve eğer dünyanın kenarına yürüyecek olsaydınız, uzaya düşer miydiniz? Dünyanın yuvarlak mı yoksa düz mü olduğu tartışması yüzyıllar boyunca devam etti ve insanların büyük çoğunluğu dünyanın düz olmadığı konusunda hemfikir olsalar da şekli, yani gezegenin mükemmel bir küre mi yoksa başka bir şey mi olduğu konusunda hala daha bazı tartışmalar var. Şu andaki en popüler teori, dünyanın şeklinin küçük bir deformasyonla mükemmel bir küreye çok yakın olduğudur. Eğer dünya bir disk gibi düz olsaydı, diskin merkezinde yaşayan insanlar sıra dışı bir şey hissetmezlerdi. Mimari yapıları normal olurdu ve insanlar yürüme, koşma gibi hareket içeren temel görevlerini yaparken kendilerini gereğinden fazla zorlamak zorunda kalmayacaklardı. Ancak merkezden uzaklaştıkça, yani diskin kenarına doğru hareket ettiğinizde işler değişecektir. Yer çekimi hafifçe eğilir ve siz merkezden uzaklaşmaya devam ederken merkeze doğru daha büyük bir açıyla çekilirdiniz. Ve merkezden uzaktaki binalar şimdi göründüğü gibi bize görünmezdi. Bunun yerine tabanları diskin merkeziyle hizalanacak şekilde yönlendirilirlerdi. Eğer koşu yapmaya gidecek olsaydın, kenara doğru koşarken daha bitkin hissedecektin. Çünkü bunu yaparak esasen kendini diskin merkezinden daha fazla uzaklaştırmış olursun. Kenara doğru ilerlerken dünyanın yer çekimi merkeze doğru eğilir ve siz gittikçe ona doğru iter. Dolayısıyla efor sarf etmeniz gerekir. Aynı yokuş yukarı yürümüş veya koşmuş gibi bunun sonunda yorgun hissedersiniz. Bu noktada başta sorduğumuz sorulardan birine dönecek olursak, çok çaba sarf ettikten sonra kenara vardığınızda ve koşunuza devam etmeyi seçtiğinizde uzaya düşer miydiniz? Kesinlikle hayır. Aslında kenara vardığınızda memnun olacaksınız. Çünkü kenardan geçer geçmez tam olarak normal bir küre üzerinde yaptığınız gibi hissetmenizi sağlayacak şekilde yönlendirilmiş diskin yüzüne ulaşırsınız. O yüzeyde koşu yapmak çok daha rahat olurdu. Özellikle de tüm BFOR'dan sonra. Dahası yer çekimi hala sizi yere indirmeye devam edeceğinden uzaya düşmezsiniz.